44 Tabak Aşk programına katılmak için worldtravelchannel.com/44tabakask sayfamızı ziyaret eden izleyicimiz Gülben Yılmaz, sevdiği kişiye sürpriz bir yemek hazırlamak için Elif Tapan'dan yardım istedi. Gülben Hanım, erkek arkadaşı Tolga Bey için ıspanak püreli fırınlanmış enginar ve pastırmalı portakallı semizotu salatası hazırlayacak. Gülben Hanım'ı bekleyen Elif Hanım'sa mutfakta son hazırlıklarını tamamlıyor. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Gülben. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi. Çok teşekkürler. Sana hemen bir önlük takdim ediyorum. Tamam. Kendine mutfakta olduğunu anlaman için. Evet. Kendine. Ve başlamadan hemen önce seni tanıyalım birazcık. Tabii ki. 30 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Şu anda İşsizler takımındanım her zamanki gibi. Yemeği seviyorsam sana burada her zaman bir iş verebiliriz. Yemeği severim ama yapmasını değil yemesini daha çok seven insanlardanım. Ya, hiç belli olmuyor ama. Çok yerim yani. Eritiyorum, yapabileceğim hiçbir şey yok ama aşırı derecede yemek yiyen bir insanımdır yani. Göründüğü gibi değil. Ne okudun üniversitede? Makine teknikerliği. Aa, ne güzel. İyi, o zaman bugün robot falan kullanacağız. Sorun çekmeyiz demek ki. Yok, çekmeyeceksiniz, merak etmeyin. Peki yemek yapmıyorsun. Kim yapıyor evde yemekleri? Ablam yapıyor yemekleri genelde. Güzel, yapan birisi olduğu zaman tabii kolay oluyor. Tabii ki. Onun de eli de lezzetlidir ne bayağı. Ne tip yemekler seviyorsun peki? Valla ben genelde aperatif olsun benim için önemli değil. Nasıl yani, böyle sulu yemekler mi, hamur sebze işleri türü, mi? Sebze türü, hamur işi değil de sebze türü değil. İyi, o zaman bugün güzel bir şey seçtim senin için demek ki. Şey yapacağız. Enginar. Evet. Enginar çok güzel. Kılçıksız. Onun kılçıksız olması çok önemlidir. Alacağın yeri o yüzden iyi bilmek gerekir. Hı hı. Enginar. Ona bir ıspanaklı, taze soğanlı püre yapacağız. Ispanakları pişirip pişirdiğimiz enginarları dolduracağız. Üzerine peynirli fırına koyacağız. Sonra bir de güzel bir salata hazırlayacağız. Lezzet olacak gibi gözüküyor. Olacak. Evet. Bugün 44 Tabak Aşk'ta Gülben'le beraberiz. İki tane yemek hazırlayacağız beraber. Daha doğrusu biri salata, biri yemek. Bir tanesi güzel sebzeli enginar ve ıspanak püresi, diğeri de semizotlu bir salata. Onu oraya geldiğimiz zaman anlatırız. İlk olarak Gülben Hanım, Elif Hanım'ın da yardımıyla ıspanak püreli fırınlanmış enginar yapacak. Ispanak püreli fırınlanmış enginar için gerekli malzemeler: 4 adet enginar, 1 demet ıspanak, 3-4 adet taze soğan, 1 adet küçük boy kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1-2 kaşık limon suyu, 2-3 kaşık zeytinyağı, 2 kaşık parmesan peyniri, 1 tutam nutmeg yani muskat rendesi, tuz ve karabiber. Başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi bunu güzel öğreneceksin ki sen ablana bir sürpriz yapabilir bu durumda, değil mi? Hiç enginar pişirdin mi daha önce? Hayır, hiç pişirmedim. Zeytinyağlı enginar yapacağımızı düşünelim. Biraz tencerenin dibine zeytinyağı koyuyorsun. Şöyle, evet, aynen öyle. Dibini kaplayacak kadar koysan. Ondan sonra birazcık daha. Şu soğanın bir tanesini atsak yeter. O enginarları koyuyoruz. Hepsini mi koyuyoruz? Hepsini koyuyoruz. Çok çok küçükler. Ben iki tane yersiniz diye düşünüyorum sen. Biraz limon sıkacağız. Çekirdekten sonra çıkarırız. Çıkarırız. Yeterli bir miktar. Şimdi biraz da su koyuyorsun. Ne kadar koyayım suyunu? Yarısına gelecek kadar koyalım. Tamam, bu da iyi. Tuz, biber. Biraz tuz alsa çok kolay. Genelde zeytinyağlara biraz da şeker konur ama biz bunu normal zeytinyağlı gibi da yapamadım. Terse çeviriyormuşum demek ki. Biraz daha haşin davranmak gerekiyor şöyle. Onu da terse çeviriyor gibi. Evet, terse çeviriyorum. Yeterli bir tuzdur zannedersem. Evet, çünkü fazla olmasın tuzu. İçine de ıspanağı da koyacağımız için. Evet. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ondan sonra bunu orta ateşte şimdi kapağını kapatıp biraz pişireceğiz. Şimdi bunları bir dördünde koyalım. Doğrayacağız ince ince.
çeşitli boyda bıçaklar var. Taksiyle rahat edersen. Şöyle doğrayacağımız şekilde şu ilk başında... Ben şu küçüğü alayım daha iyi. Biraz şu kadarını atalım. Parmaklarına dikkat et. Çok güzel. O artık başlarını boş ver. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ocağı yakıyoruz bir kere. Sonra çok az zeytinyağı koyacağım. Şöyle dibine biraz yapışmasın. Şimdi soğanları koy. Bunun güzel tarafı şöyle kullanabiliyorsun. Oo çok güzel. Böyle. Tamamen bir mutfak acemisiyle mutfakta olmak iyi oluyor aslında. Şunları da alıyorsun. Onlar ıspanak. Bunları senin için güzel temizledik. At hepsinin içine. Hepsini bir şey evet, o çünkü küçülecek. Tamam. Bir anda sığdıramıyorsan biraz pişirelim sonra atarız kalanını. Sığdı. Sığdı mı? Sığdı. Tamam. Şimdi bunu güzel çevire çevire pişireceğim. Çevire olmuştur. Bak nasıl buluyorsun boyunu? Hani şey, o kadar çok mok derken tamam oldu. Kapıyoruz. Aynen. Şimdi bunu şunun içine alalım. Hepsini. Tamam. Şimdi ona püre yapacağız. Gayet kolay. Bu fırına girecek bir kabı alıyoruz. Evet. Enginarları da alıyoruz. Sonra istersen kaşıkla da koyabilirsin veya böyle bir krema sıkacağıyla çok daha kolay olacak. Şimdi bak doldur o şeyi bunun içine. Üzerine biraz parmesan koymak daha iyi. Çünkü kaşar peynir çok eriyor. Halbuki parmesan erimez, sadece güzel gratini olur. Yani dil peyniri veya mozzarella veya kaşar peyniri bunun için çok uygun değil. Kaşar kullanılacaksa da eski kaşar olması lazım. Eğer acı seviyorsan, seviyor musunuz acı? Orta. Yani üstüne mesela biraz pul biber de koyabiliriz. Lezzet versin diye. Yani konabilir, çıkınca da konur. Bu şimdi hazır, bunu fırına atabiliriz artık. Ispanaklı enginarları fırına koyduk. Şimdi ikinci yemeğimize geçeceğiz. Pastırmalı, portakal soslu semizotu salatası. Bu da çok kulağa biraz değişik geliyor ama tadı çok güzel. Çok böyle bahar ve yaz için çok uygun bir lezzeti var. O zaman önce tezgahımızı temizleyelim, salataya geçelim. Tamam. Şimdi de konuğumuz müstakbel nişanlısı Tolga Bey'e pastırmalı ve portakallı semizotu salatası yapmak için kolları sıvıyor. Pastırmalı ve portakallı semizotu salatası için malzemeler 1-2 demet semizotu, 1 adet büyük boy portakal, 8-10 dilim çemensiz pastırma, kruton için 2-3 dilim ekmek, sos için 1 diş sarımsak, 3-4 kaşık zeytinyağı, tuz, karabiber. Salataya hazır mısın? Hazırım. Şimdi burada semizotu yıkadık.
Süzüldüler de burada güzel. Şimdi onu en son tabağa alırız. Bunu sebzeotun ki tekrar geri koyalım. Bunun için pastırmayı hazırlayacağız. Ekmeği hazırlayacağız. Pastırma kokacağı için önce ekmekten başlayalım biz. Ekmekten şöyle ince. Şimdi kruton bir sürü şekilde yapılabilir. Ama böyle halka halka güzel göründüğünü düşünüyorum. Ben onun için böyle yapmayı tercih ediyorum. Ama mesela normal fırın ekmeği de küp küp kesilip o da tavada böyle döndürülebilir. Bir iki dilim daha kes istersen. Şimdi kruton bir sürü değişik lezzette de hazırlanabilir. Mesela zeytinyağı koyuyorum ya. Diyelim içine biraz ezilmiş sarımsak atsak, biraz pul biber atsak veya biraz maydanoz dereotu atsak. Ne koyarsak onun aromasını alır. Tabii ki. Yeterli mi yoksa? Yeterli. Ne yanlış. Bunları da iki taraflarını burada çevirmek suretiyle güzel kızartacağız. Ama zaten pastırma olduğu için sosunda da sarımsak olacağı için artık bunlara ekstra bir lezzet vermeyelim. Böyle. Alayım. Nasıl şimdiye kadar? Pek zorlanmıyorsun herhalde. Yok, zorlanmadım şimdiye kadar. Evlilik ne zaman peki nişandan sonra? Seneye düşünüyoruz. Seneye inşallah. Güzel, zevkli, heyecanlı zamanlar. Aynen öyle. Bayağı bekledik ya. Teklif edebilmesi için bayağı bekledim. Öyle yani. 21 ay, 21. ayın içerisindeyiz şu anda. Bayağı oldu. 2 sene olmuş neredeyse. İyi yani, birbirini tanımak için iyi bir süre. İyi bir süre, evet. Yeterince tanımadan da yola çıkmamak gerekiyor aslında. Mantıklı. Tanıdığımı düşünüyorum. Onun da beni tanıdığını düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Nasıl tanıştınız? Bizim esasında tanışmamız çok büyük tesadüf. Biz şöyle söyleyeyim size, daha önce ben Balıkesir'de tatil yapmıştım. Bu da bir standta görevliydi. Evet. Dans grubunda. Ben orada onu gördüm ama hiç ilgilenmedim. Seneler sonra benim karşıma çalıştığım bir mağazada en alt katta çıktı. Bak bak. Güzel dans ediyor o zaman tabii. Beraber dans ediyor musunuz? Beraber dans etmiyoruz. Dans ediyor ama ben daha dans ettiğini hiç göremedim. Utanıyor sanırım benden. Bir çevirmeye başla istersen. Şimdi zaten artık düğünde mecburen edecek. Hani o güne kadar saklasa bile. Kesin etmesi gerekiyor. Düğünde geleceğin garanti yani. Kesinlikle. İsmi neydi nişanlının? Tolga. Nasıl evlenme teklif etti peki? Kız kulesi falan dedin demin de. Evet, kız detayını merak ettim. Güzel, romantik bir teklif olmuş. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben her zaman söylüyordum, kız kulesi benim için mabettir diye. Ben motor kullanıyorum. Çok böyle sinirlendiğim zaman sakinleşmek için oraya giderdim. Genelde çay içmeye, kız kulesinin karşısında. Orasını ben kendi mabedim olarak görüyorum ve aklımda tutmuş orayı. Güzel bir jest yaptı öyle. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Beklemiyordun herhalde. Yani şey yapıyordu, sinyal veriyordu orada olduğuna dair ama ya bir anda öyle olunca şok oldum açıkçası. Bakalım o bugün nasıl bulacak senin bu yemek sürprizini. Bakalım, göreceğiz. Yani çok fazla evde bir yemek yapmadığına göre sen onu herhalde şaşırır diye düşünüyorum. Şaşıracak gerçekten de. Sen düğünden önce gel, ben aslında pasta öğrettim. Düğün pastanı kendin yaparsın. Olur, çok iyi olur hem de. Yardım da ederim hem de. Aslında işte o kadar sanıldığı kadar zor değil. Zor değil, evet. Yemek yapmak zor değil. Esasında biraz zaman istiyor sadece. O zamanı vermek lazım. Biraz pratik bilgileri öğrenmek lazım. Çünkü o çok önemli. Hangi sırada yapacağını falan. Evet. Mesela fırına bunu koyduk, unutmamamız lazım gibi. Daha biraz durabilir o. Bunlar da olmak üzere. Onlar olmak üzere. Şimdi istersen pastırmayı keselim o sırada. Ben bakarım onlara. Tamam, şöyle. Evet. Şimdi şöyle. Şu pastırmaları da çemensi olduğu için çok fazla el kokutmayacak. Hani hepsi belki çok olabilir bunun. Bu kadar güman yetebilir. Bunları da biraz ateşten geçireceğiz. Bunları da şöyle dilim dilim böyle doğruyoruz. Tamamdır. Dediğim gibi bunları kare falan da yapmak mümkün. Fırında da olabilir. Bunları çıkartıyorum ben çünkü köşeleri yanacak yoksa. Bu tekrar zamandır. Çok az yağ koyuyoruz. Anası bunları ama şöyle açarak atalım ki. Evet, çok karışık. Böyle. Ben de alayım biraz bunu. Yemeğin de böyle kokusu ve dumanı falan olduğu zaman başka türlü oluyor. Şu
sesler falan çıkana kadar yemek yaptığını anlamıyorsun bazen. İstersen daha da koyabiliriz pastırma, ne kadar sevdiğinize bağlı. Yok, ben pek hani et türüne şey değilimdir, yanaşık değilimdir. O zaman yeter. Bunları da şöyle sadece küçücük bir çeviriyoruz, o kadar uzun değil. O da o kadar, bitti. Şimdi geldik sosuna. Evet. Tavada bırakmayalım, çünkü tavada bırakınca pişmeye devam eder. Şuraya alalım bunları. Eğer yani çemenli seven varsa tabii çemeniyle de yapabilir ama biraz kokusu fazla olabilir. Sosu içinde portakalı alıyoruz. Ben yıkamıştım bunu zaten. İlk önce kabuğunu bir rendeleyeceğiz. Bu sosu başka salatalarda da kullanabilirsin. Çok fresh bir salata oluyor. Limonlu salatalardan daha değişik. İlk önce kabuğunu rendeliyorsun. Böyle. Oh, bayağı İçine de rendeliyorsun. Evet, kocaman değil mi? Eline zor sığdı birazcık. Peki ne diye Tolga'yı bugün buraya nasıl çağırdın? İş görüşmem vardı. O da seni almaya gelecek. Aynen öyle, almaya gelecek. Genellikle gençler öyle diyor ve şüphelenilmiyor tabii yani. İş çıkışında bir şey yapalım, işte toplantı sonrası bir şey yapalım falan gibi. Evet, o kendisine de söylüyorum. Çok aç olduğumu, iş görüşmesinin biteceği saatte beni almaya gelmesini, yemek ısmarlamasını söyledi. Ha, çok güzel. İnşallah elinde bir yemek de gelmez. Yok. Hamburger alır gelirmiş işte. Sanmıyorum, yemeyeceğimi tahmin eder. Ha, doğru, sen et yemiyorsun ya. Bunu yaptık. Ha, şimdi suyunu sıkacağız. Hemen ona da başlayalım. Bu portakal oldukça büyük. Bir yarısını sıkalım bakalım. Ve oldukça yetmezse, sulu gözüküyor. Evet, çok da sulu görünüyor. Ve mis gibi kokuyor. Parçalanmaya da müsaitmiş. Evet, yumuşak zaten böyle. Aslında bu tabii daha ziyade yemelik portakal ama... Bu salatayı yaparken o kadar önemli değil, yemelik veya sıkmalık olması. Bu zaten içerisinde kullanılacak. Evet. Güzel. Sarımsak istiyorsan çok az koyalım. İster misin? İstersen koymaya da bilirsin. Fark etmez benim için, problem yok. Şöyle bir lokma doğrayalım o zaman. Nasıl fırındakinin vaziyeti bu arada? Ona baktım ben de. Olmak üzeredir o tahminince. Şöyle az bir şey koyalım, çok olmasın. Tamam, onu da koyduk. Şimdi zeytinyağı. Kaldır istiyorsan. Biraz da tuz biber koyacağız. 3-4 kaşık da zeytinyağı. Tabii biraz bunun tadına bakmak lazım. Yaptığın kaşığın büyüklüğüne bakmak lazım. Tuz biber de koyalım. Pastırma tuzlu olabilir, tuzlu da, o yüzden çok koymamak lazım. Bu da tamam. İyice şöyle bir karıştır onu sadece. Bir tadına bakalım. Sana bir kaşık vereyim. İyice karışmıştır. Evet, zaten salataya koyarken de karıştıracağız. Şimdi tadına bak. Bakalım tamam mı her şeyi? Çok aldım. Yarısını bırakayım. Her şey bence tamam. Sirke gayet de konabilir iyi istiyorsan ama bu şekilde yeterli bence. Mesela biraz bekleyince sarımsağın tadı da geçecek. Çok az zeytinyağı bence koyalım. Birazcık. Şu kadar daha, o onu daha güzel yapacak. Bunları da attık kenara. Salata tabağımızı önümüze alalım. Ondan sonra yıkanmış temiz otunu koyuyoruz. Bunu istiyorsan biraz kağıt aldı kurutabiliriz yani. Hı hı. Böyle
kadar da ıslak değil ama çok sıra sıklamamamız lazım kullanacağımız zaman. Sosu döküyoruz şimdi. Kaşığı kullanmadan döksem mi olur? Tabii, o komple döker tarafına. Sonra iki kaşıkla karıştırabilirsin. Tamam. Bir de karıştıralım şöyle. O kadar olacak. Olacak. Ben semiz otuna bayılıyorum. Yoğurtlu, zeytinyağlı, sarımsaklı, sıcak olarak yemeğin her türlüsü de bayılıyorum. Bunu ilk defa deneyeceğim. Sonra da şimdi böyle, bu da mesela sönebilir. Sönerse üstüne ilave ederiz. Etrafına da şu şekilde krutonları dizelim. Sen böyle bitir onu. Evet, Gülben salatayı da hazırladı. Enginarlar fırında pişti. Şimdi artık Tolga'ya sürpriz sofrayı hazırlamaya gidebiliriz. Sofrada görüşmek üzere. Yemekleri hazırladık. Şimdi marifetli ellerin bakımı için Serap Hanım'dan bilgileri almaya geldim. Sabunlar, deterjanlar, güneş gibi nedenlerle ellerimiz kurur, çatlar ve bakımsız görünür. Mavala, ellerimizi sabah evden çıkmadan ve gece yatmadan önce kremlememizi, onlara tıpkı cildimize baktığımız gibi bakmamızı tavsiye ediyor. Ellerin günlük bakımı için Mavala iki ayrı seçenek sunuyor. Normal ciltler için günlük el kremi, kuru, yıpranmış eller ve soğuk havalara karşı kullanmak için Mavapla. Mavala, ellerimizi haftalık bakım olarak deriyi soyan hem de onaran, yumuşatıp nemlendiren arındırıcı el bakım maskesi, gece bakımı için ise onarıcı gece kremini öneriyor. Bu ürün kutu içindeki pamuk eldivenleri sayesinde uyku boyunca kuru ve çatlamış elleri onarıp yumuşacık yapıyor. Harika kokuyor. Sofraya kurmaya gideceğiz ama ilk önce ellerimi kısa bir uykuyla kandırmak istiyorum. Şu sehpayı yapalım, ne dersin? Olur. Evet, bence gayet hoş, minimal bir sofra oldu. Şöyle bir romantik bir ilave yapalım istersen. Leylaklar. Senin bu güzel mutfak çalışmana da küçük bir hediyemiz var. Teşekkür ediyorum. Bakımlı tırnaklar için. Çünkü yemek yaparken ellerimizi unutmamamız lazım. Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi oturup bekleyelim. Şurada. Herhalde gelir artık. Gelmesi lazım. Tamam. Sen koç kapıyı açtı o zaman. Ben açayım. Hoş geldin hayatım. Öpeyim. Ne haber? Hayırdır? Geçelim şöyle. Hayırdır? Sana güzel bir yemek yaptım. Onu yemek için çağırdım. Teşekkür ederim de gülümü falan mı olmaya karar verdin? Geç oturalım şöyle. Bunlar senin için yapıldı bugün. Diyecek bir şeyim yok. Yani süper görünüyor. Tolga'nın dilsiz olduğunu bilmiyordum ben. Burada dilsiz olduğunu. Teşekkürler. Kız kaç saattir uğraşıyor ya bunları yapacağım diye. Yani şok oldum, hani kameralar falan beklemiyordum. Haklısın tabii. Genelde bir de mutfağa pek girmiyormuş, öyle dedi. Evet. Girmiyor ama. Senin için neler yaptı bak bakalım, bir tadacaksın. Hatta düğün pastasını bile gelip öğrenecek, kendi yapacak. Evet. Değil mi? Evet. Anlaştık. Peki ben sizi bırakıyorum. Siz baş başa yemeğinizin tadını çıkarın. Teşekkürler. Şimdi çok memnun oldum Tolga. Görüşmek üzere. Gülbenciğim teşekkürler. Çok memnun oldum ben de. Çok teşekkür ederim. Düğün pastası için bekliyorum. İnşallah geleceğim.
bu hafta 44 Tabak Aşk'ta Gülben'le beraberdik. Gülben Tolga'ya sürpriz yaptı. İş görüşmesindeyim diye çağırdı. Tolga da onu aşçılık başvurusu yapıyor zannetti herhalde. Siz de sevdiklerinize özel günlerinde, kendi özel günlerinizde sürpriz yapmak istiyorsanız, evlilik yıl dönümünüzde, doğum gününüzde özel tarifleri öğrenmek istiyorsanız internetten World Travel Channel sayfasına girin. 44 Tabak Aşk'a başvurun. Gelin beraber mutfağa girelim. Hoşçakalın.